Eksarınca gidiyoruz. Hem Temuhar'ın üstündeyiz. Bakalım nereye kadar dayanabilecek Elif, değil mi kuzum? Ne oldu? Elime bak. Canım diken ne yapacaksın? Yoluna çıkıyoruz. Burası semet kuyusu dedikleri yer. Şöyle yakından bakalım. Bu kuyunun havuz kısmı burası, batma diyoruz biz ama. Ben buranın eskiden beri sevdiğim kısmı taşı böyle oymuşlar ve koymuşlar. Yani bu tek taştan oluşuyor. Ortasına bir delik. Gayet güzel oldu. Haziran'da buralar bu şekilde. Yani normalde sapsarı olurdu. Bu yıl Allah çok güzel rahmet verdi ve her taraf yeşil. Horozlardan kekikler toplanmış, sütler pişirilmiş. Çaydanlık hazır. Her şey hazır. Vallahi. İşte burası Sarınç Yaylası. Köpekler havlıyor. Arkadaşlar ben en çok sevdiğim şeyi yapmak istiyorum şöyle. Çocukluğumuzun popo kopsu. Tamam. Torosların zirvesindeki bu harika kekiklerin müthiş kokuları var. Müthiş bir aromaları var. Şöyle biz de topladık. Kışın demleyebilmek için. Şöyle güzel yelinciklerinin dibinden manzarayı size göstereyim. Her yaylada bundan birkaç tane görürsünüz. Bunun nedeni çobanların işte
kurtları korkutmak için vesaire diye söylüyorlar. Biz bunlara oyuk diyoruz aslında. Ancak Orta Asya'dan beri süregelen bir gelenekmiş. Balbalların en yüksek noktalara dikildiği ile ilgili bir belgeselden izlemiştim. Bu görüntüler sarınç hastalarına gelsin. Buralarda çocukluklarını aramışlardır belki. İşte şu taşın dibinde koyun güttüm, şu taşın dibinde keçi güttüm. İşte şu ardıcın dibinde oturdum, şurada yağmura yakalandım gibi düşünceleri vardır. Evet, orada da bir tane oyuk var. Bizim küçüklüğümüzde şurasını mescit yapmıştık. Muzaffer Şeker öncülüğünde mikrofon ve hoparlör getirmiştik. Yayladakiler o hoparlörleri almışlardı ve burada ezan okuyorlardı. Yanlış aklımda kalmadıysa Hasan Yeşil buranın imamıydı. Yeni Yayla'da da Dural'in oğlu Abdullah Kaba imamdı bildiğim kadarıyla. Geçenlerde şu karşı yoldan gelmiştik Yeniyayla'dan. Yeniyayla'dan Sarınca adlı videomuz da var. İşte burada da bir tane oyuk var. Orada da bir tane oyuk var. Bu oyukların Orta Asya'dan beri gelen Gök Tanrı'ya ait, yani yüksek yerlerde onlara yönelik dikildiği ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Çok şaşırtıcı geldi. Ah yaylalar! Yaylalar! Sizin için kim ağlar? Yankılı bir ortamda harikulade bir zirvedeyiz. Şu karşı olacak yeri geç, olacak diye söyleniyor bildiğim kadarıyla. Thank you.
Köpeğin ayağına bir şey olmuş. Az önce yağmur yağdı ve güneş açıldı. Bu yağmur sonrasında işte sarınç bu şekilde pırıl pırıl.